Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Oppo A96 cep telefonu incelemesini yapıyorum. Oppo özellikle A serisiyle ülkemizde önemli miktarlarda satış adedine ulaşmış bir marka. İşte A serisine yeni katılan bir model olan 96 bana teste geldi ve ben de hemen hızlıca sizler için bu ürünü test ediyorum. Her zaman yaptığım gibi genel görünümden bahsetmek istiyorum. Telefonun ekranına bakalım hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Çerçeve oldukça ince tasarlanmış. Yanlarda ve üstteki çerçeveler çok ince. Alt kısımda birazcık daha fazla bir kalınlık var ama aslında çok da dikkatli bakmazsanız hemen hemen bütün çerçevelerin aynı kalınlığa yakın olduğunu söyleyebilirim. Ön kamera ise sol üst köşede konumlandırılmış ve parmağımıza dokunduğumuzda hissedebiliyoruz bu kamerayı. Onu da söylemiş olayım. Ön taraftan baktığımızda sağ yan yüzde güç tuşu bulunuyor. Açma kapama işlemini buradan gerçekleştiriyoruz. Bu güç tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu olarak da kullanılıyor. Sol tarafı çevirdiğimizde ise ses açma kapama tuşu ve sim kart yuvası bizleri karşılıyor. Alt kısmında hoparlör çıkışlarını görüyoruz. USB tip C bağlantısı var. Mikrofon deliğimiz var ve 3.5 mm kulaklık girişinin olduğunu söyleyeyim. Üst tarafta mikrofon deliği dışında herhangi bir başka bir şey de olmadığını belirteyim. Arka tarafı çevirdiğimizde ikili bir kamera bizleri karşılıyor. Oldukça sade tasarlanmış bu bölüm. İki kameranın da boyutu aynı. Hemen onun yanında bir de LED lamba konumlandırılmış durumda. Bu arada arka yüz böyle oldukça yanar döner bir şekilde tasarlanmış. Işığa doğru tuttukça farklı renkleri görüyorsunuz. Telefonun iki farklı renk seçeneği var. Gün batımı mavisi ve yıldızlı siyah renk seçeneği olmak üzere. Bana gönderilen sürüm ekrandan da anlaşılacağı üzere gün batımı mavisi. Ama böyle çevirdikçe böyle turkuazım trak veya farklı böyle yanar döner renkleri de yine ekranda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu genel görünümden sonra Oppo A96 cep telefonu teknik özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Genel özelliklerinden bahsedeceğim. Detaylı teknik özellikleri açıklamada sizlerle paylaşıyorum. 6.59 inçlik 1080x 2412 piksellik bir ekranımız var. 90 Hz'lik yenileme hızı bizleri karşılıyor. Snapdragon 680 işlemci var. Android 12 işletim sistemiyle geliyor. 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanımız var. 50 megapiksel ve 2 megapiksel olmak üzere bir ana kamera modülümüz var. 16 megapiksel de ön kamera modülümüz olduğunu söyleyeyim. 5000 mAh'lik pilimiz var. 35 Watt'lık SuperVOOC hızlı şarj desteğimizin olduğunu söyleyelim. Ve bu akıllı cep telefonunun fiyatı 8499 TL. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Arkadaşlar ben Oppo A96'yı yaklaşık 15 gündür kullanıyorum. Üzerinde bulunan işlemci Snapdragon 680 ki günümüzde özellikle giriş ve orta seviyesi birçok cep telefonunda tercih edilen bir işlemci. Bu geçen sene piyasaya sürülen bir işlemci ve bu işlemcinin özelliklerine baktığımızda günlük işleri fazlasıyla görebilecek, oyunlarda da ortalama bir performans sergileyecek bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca RAM'in 6 GB olması önemli ki RAM'i 6 GB ama sanal olarak da arttırarak bu rakamı yükseltebiliyorsunuz. Ama 6 GB standart fiziksel RAM olması bence önemli bir detay olmuş. Çünkü bu tarz cep telefonları var piyasada ama 4 GB RAM'de satılanları da var. Onlar çok başarılı sonuç veremiyor ne yazık ki. Bu arada cihazın 128 GB depolama olan olması da iyi olmuş. 64 ile gelen ürünler de var biliyorsunuz ama çok başarılı değiller. Bu arada ürün Android 11 işletim sistemiyle geliyordu. Fakat kullanım sırasında bir güncelleme geldi ve artık Android 12 ile birlikte kullanabiliyorum. Bu da bence güzel olmuş. Çünkü bu güncelleme meselesi önemli. Niye? Çok soruyorsunuz. Hani bu telefon güncelleme alır mı? Buna işletim sistemi gelir mi falan diye. Mesela Android 11 ile gelseydi bu soru aklınızda kalacaktı ama Android 12'ye direkt güncellemeyi almış oldu. En azından kafanız 1-2 sene rahat bu işletim sistemini kullanırsınız diye düşünüyorum. Günlük kullanımda işlemcinin herhangi bir sıkıntısı yok. RAM'in ve depolama alanında yüksek olması aslında kullanımı da arttıran önemli detaylardan bir tanesi olmuş. Ben çeşitli sentetik testler de yaptım. İnceleme sırasında ekranda onunla şuralarda bir yerden sizi çıkartırım. Oradan da sonuçlara bakarsınız ama 3 aşağı 5 yukarı Snapdragon 680 kullanan bir işlemcinin performansını bu telefondan alabiliyorsunuz. Gelelim ekran tarafına. Ekran güzel, çözünürlük de gayet iyi bir şekilde tasarlanmış ki söylediğim gibi bazı uygun fiyatlı cep telefonu bu kategorideki modellerde ne yazık ki ekran çözünürlüğü çok daha düşük olabiliyor. Bu modelde öyle değil arkadaşlar. Gayet güzel bir şekilde kullanıyorsunuz. Ayrıca ekran yenileme hızı da 90 Hz olarak da ayarlanabiliyor. Bunu isterseniz otomatik olarak telefona bırakıyorsunuz. Yani o gerektiği durumlarda 90 Hz'i çıkartıyor. Gerekmediği durumda ise 60 Hz'den devam ediyorsunuz. İstiyorsanız da sürekli 90 Hz'de olmasını sağlayabilirsiniz. Ancak uyarım sürekli 90 Hz'de olduğunda pil ömrünü birazcık azaltmış oluyorsunuz. Tabii bu 90 Hz meselesi nerede önemli? Özellikle bir şey izlerken, aynı zamanda oyun oynarken 90 Hz olması deneyiminizi biraz daha iyi bir noktaya taşınması açısından fayda sağlıyor. Ürünle ben aynı zamanda oyun da oynadım. Özellikle PUBG Mobile çok soruyorsunuz. Yani özellikle onu oynadım ben. O ortalama olarak baktığımızda aslında bu işlemcinin vereceği FPS değerlerini bize veriyor. Elbette çok yüksek değerler veya yüksek çözünürlükte oynamak istediğiniz zaman bu işlemci ve bu telefon size yeterli olmayacaktır. Ancak günlük ihtiyaçları
karşılayacak ve oyunlarda da ortalama bir performans sunacağını söyleyeyim. Rahatlıkla birçok oyunu oynayabiliyorsunuz. Parmak izi okuyucunun olması iyi. Yan yüzde entegre olmuş. Bu arada çok da kalın değil. Şimdi bazı telefonlarda bu yan yüzdeki güç tuşuna entegre edildiği zaman oldukça kalın oluyor. Oppo burada gerçekten de ince bir parmak izi okuyucu tercih etmiş ve kullanmış. Ve bu da özellikle kullanım sırasında bir hani cihazın daha ince tasarlanmasını ve daha güzel olmasını da sağlamış ki telefonun da yanlarına baktığımızda böyle yuvarlak geçişler yer alıyor. Bu da telefonun daha ince tasarlanması konusunda önemli bir detay olmuş. Gelelim kamera tarafına. Daha önce Oppo bir telefon kullandıysanız kamera size çok da böyle yabancı gelmeyecektir. Genel olarak Oppo telefonlarda gördüğümüz bir arayüz bizleri karşılıyor. 50 megapiksel olduğunu söylemiştim. F1.8 diyafram var. Ana kamerada bile 2 megapiksellik F2.4 diyaframlı bir alan derinliği kameramız var. Kamera performansı günlük ihtiyaçlar için fazlasıyla yeterli. Ben onu söyleyebilirim. Ön tarafa baktığımızda ise 16 megapiksellik F2.0 diyaframlı bir kamera bizleri karşılıyor. Bu ön kamera ve arka kameranın performanslarını ben gerçekten de beğendim. Kendi kategorisindeki ürünler açısından değerlendirdiğimizde de benzer bir performans sunduğunu söyleyebilirim. İsterseniz şimdi gelin Oppo A96 ile çektiğim örnek video ve fotoğrafları bir izleyelim. Daha sonra incelememiz devam edecek. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Oppo A96 cep telefonunun ön kamerasını kullanarak kaydediyorum. 1080p 30 fps video kayıt yapabiliyor bu ön kameramız. İşte gündüz şartlarındaki sonuçlar bu şekilde. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Telefonda NFC özelliği de bulunuyor. Hani bazen bunu soruyorsunuz. Sebebi şu, işte İstanbul kartta kullanmak ya da NFC özelliği olan cihazlarla etkileşime girmek için telefonunuzda da NFC özelliğinin olması gerekiyor. Bu telefonda NFC özelliği bulunuyor arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla bu tarz işlerde kullanabilirsiniz. Gelelim pil konusuna arkadaşlar. Pil testleri de yaptığım üzerinde 5000 mAh'lik bir pil olduğunu söylemiştim teknik verilerde. Bu da oldukça uzun bir kullanım süresi veriyor. Gerçekten de PCMark'ta bugüne kadar ulaştığım en yüksek değerlerden bir tanesini A96 verdi arkadaşlar. 20 saate aşan bir pil ömrü veriyor. Bu da 2 günü çok rahat göreceksiniz anlamına geliyor. Hatta çok yoğun kullanmazsanız 2,5 güne falan kadar da gidecek bir pil ömrü bizleri bekliyor. Ben bu tarafı çok beğendim. Beğenmediğim taraf ya da eleştireceğim küçük bir nokta var, onu da söyleyeyim. Kutusundan adaptör çıkmıyor. 33 wattlık SuperVOOC desteğiyle geliyor bu cep telefonu ama kutusundan adaptör çıkmıyor arkadaşlar. Bunun muhtemel sebebi şudur diye düşünüyorum. Vergilerden ve kurlardan dolayı telefon fiyatları çok arttığı için üreticiler de maliyetten kısabilmek adına bu tarz böyle hani kutuya adaptör koymama gibi şeyleri deniyorlar. Tabii ki bu bence kullanıcı açısından çok eğlenceli bir sonuç doğurmuyor. Ancak maliyetler düşüyorsa ki düşüyor diye düşünüyorum ben bu konuda. Önemli bir fayda sağladığını da düşünüyorum. En azından benim kişisel fikrim bu yönde.
Son olarak fiyattan da bahsetmem gerekiyor arkadaşlar. 8.499 TL'lik bir satış fiyatı var Oppo A96 cep telefonunun. Yeni piyasaya girmiş ve bu işlemciyi kullanan cep telefonlarında bu donanıma sahipse 3 aşağı 5 yukarı artık fiyatlar buradan başlıyor arkadaşlar. Geçen sene 5-6 bin liraya alabildiğimiz telefonlar artık ne yazık ki 8.000-9.000 civarına çıkmış durumda. Evet, yüksek rakamlar ama bu yüksek olmasının sebebi vergiler ve döviz kurlarının yüksekliği arkadaşlar. Vergiler fazla olduğu için kurların da yüksekliğinden dolayı ne yazık ki fiyatlar artık buralara geldi. O yüzden rakam yüksek diyemiyorum çünkü vergileri ve kuru hesaba kattığımızda zaten bundan daha ucuza satılması pek mümkün görünmüyor. En azından piyasaya yeni giren modellerde. Ama şöyle bir durum var. Hep bunu söylüyorum videolarda. Piyasaya daha önce girmiş benzer işlemci ve benzer donanıma sahip olan cep telefonları biraz daha uygun fiyatlı olabiliyor. Evet, çünkü bunu muhtemelen videonun altında yorum olarak yazacaksınız. O yüzden bu tip kıyaslamaları yaparken aynı dönemde piyasaya sürülmüş cep telefonları üzerinden yaparsanız daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bir incelemenin daha sonuna geldim. Bu videoda sizlere Oppo A96 cep telefonunun özelliklerini anlatmaya çalıştım. Olur ya, benim anlatmayı unuttum. Sizin merak ettiğiniz başka konular vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim için önemli. İzleyenlerin büyük bir çoğunluğu abone değil. Abone olursanız çok sevinirim. Para istemiyorum, pul istemiyorum. Sizden bunun karşılığında bir beklentim yok. Sadece bir tuşa basarak abone olacaksınız ki açıklamada onun da linki var arkadaşlar. Oraya tıklayarak tek bir seferde hızlıca kanalıma abone olabilirsiniz. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada mevcut. Tek tek hepsine girip abone olabilirsiniz, üye olabilirsiniz ve beni takip edebilirsiniz oralarda da. Bu konuda da desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Farklı bir inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.